Kredi Yurtlar Kurumu Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'ndaki etkinliği Denizli Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Gökoğlan, Şamil Çınar, engelli vatandaşlar, engellilere eğitim veren okullar ve Pamukkale Üniversitesi'nde çalışan engelli personel katıldı. Toplam 170 engellinin yer aldığı şenlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, engellilerin daha rahat yaşayabileceği bir şehri oluşturma çabasında olduklarını söyledi. Biz bütün yarışma gibi düşünülmüş ama inanın bu bir şenlik. Bütün engelli arkadaşlarımızın burada beraber ve toplanıp burada hep beraber gönüllerinin birleştiği, ellerinin birbirine kavuştuğu ve birbirinin tanış oldukları bir toplantı. Bu anlamda biz de sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Denizli Belediyesi olarak biz de engellilere takılma sloganına uygun olarak kentimizi kaldırımlarıyla, ulaşım araçlarıyla, her şeyiyle engelli kent konseyi engelli meclisinden almış olduğumuz iradeler doğrultusunda kentimizi onarmaya, imal etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hep beraber, yani hep engellilerimizle beraber, bütün Denizli'mizle beraber kentimizi yaşanabilir hale sokmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda şu anda yarışma gibi düşündüğümüz ama aslında spor şenliği olan etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bütün arkadaşlarıma ben de buradan başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Daha sonra engellilerin oluşturduğu mehteran gösterisi izleyenleri büyüledi. Protokol üyeleri mehteran ekibini madalyayla ödüllendirdi. Ardından iki görme engelli miniğin sunduğu müzik ziyafeti katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Ardından görme engelliler gol bal ve tırmanma duvarı, işitme engelliler dans ve halk oyunları, zihinsel engelliler basketbol, futbol, bedensel engellilerse tekerlekli sandalyeyle basketbolu ve oturarak voleybol oynayarak programı tamamladılar. Yeah.